bu güce güvenin. Emco Kombi, Emco Panel radyatör. Doğa dostu Emco ısıtma sistemleri. Emco, güven veren sıcaklık. Biz iktidara geldiğimizde maden ocaklarını mutlaka kapatacağız. Ne diyor bu ya? Maden ocaklarında bundan sonra kömür yerine ha bu elimde görmüş olduğunuz mantarlardan yetiştireceğiz. Sen ilk önce kendini yetiştir mantar. Allah. Yine zombersin. Şimdi görürsün sen. Zombersin. Ayağınızı yerden kesin. Banyo ne tarafta? Banyo bu tarafta. İstediğiyle yaratır sanatla yerimi sevir. Banyo ne tarafta? Gerçek banyo bu tarafta. Krevit banyo bu tarafta. Doxa Office Furniture. Hem lezzetli hem sağlıklı yoğurt ayran tereyağı. Kimden? Çay cuma süt tadı hiç gitmez damağımdan. Seramik, doğadan sanata mutlulukla. Haber bülteninden mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Kandilli HEMA'da eylem var. Yaklaşık 6 aydır TTK yönetimiyle HEMA arasında devam eden kriz çözülemeyince işsiz kalacağını öğrenen işçiler kendilerini madene kilitledi. Ereğli Kandilli Beldesi Özel HEMA Kömür İşletmesi'nde 60 kişinin işten çıkarılacağının duyurulmasının ardından sabah vardiyası için işe gelen madenciler -300 kotunda kendilerini kuyu dibine kilitledi. Akşam vardiyasına gelenlerin de maden inmesiyle birlikte ocaktaki işçi sayısı 600'e ulaştı. Madenci eşleri ve yakınları da maden ocağının giriş kapısında eyleme destek vermek için toplandılar. Madenci yakınları yaşananlara tepkiliydi. Benim kocam saat 6'da tekrar tamam mı? Biz geldik biz buraya. Ben aşağıda TTK'da çalışıyorum. Buraya geldim. Orada arkadaşlar yalnız bırak. Bizim çocuğumuz çalışıyor içeride. Bir tanesinin aileni ben feda ediyorum onun ekmeğinin için. Her gün soğan sararım. Benim burada çocuğum yok. Domates sararım, biber sararım. Ama burası bizim ekmek teknemiz. Biz buraya kaybetmek istemiyoruz. Bir tanesinin aileni onları feda ediyorum ben. Onlardan birisi o. Eşlerimiz ocağa kilitlendi, o yüzden toplandık. Gerekirse biz de kilitleneceğiz. İşten çıkartıyorlar. Ekmeğimize sahip çıkmak için buradayız. Eşit olmuş. Benim iki tane uçum var ya. Beni bu kızla başta çıkartla ya. Ya. Beni ben konuşmam lazım. Bundan sonra bu adamı kim işe alacak? Benim iki tane uçum var ya. Senin yaşın dolmuş, gelme. Ondan sonra yaş oldu gelme. Nereden bulacağım ben işi? Nereden iş bulacağım? İli konuşacağım ben.
Eylem yapan işçilerle görüşmek amacıyla maden işletmesine gelen Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkanı Harun Akın, işletmeden çıkarken madenci eşleri tarafından aracının önü kesildi. CHP İl Başkanı Harun Akın, sorunun çözümü için geldiklerini ve bu ziyaretlerinden sonra çözüm üretmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Madenci eşlerinin maden ocağı girişindeki bekleyişleri devam ediyor. Çünkü çocuklarımız eve gidince babalarını soracak. Tamam, haklısınız, haklısınız. Onlara bir çözüm bulunmayınca biz de buna. O kadar abiler kaybettik, o kadar canlar kaybettik ve bunların hiçbir zaman kıymeti olmadı. Hiçbir zaman da değeri olmadı. Madenci, biliyorum ki şunu anladım ben 6 aydan beri. Madencinin hiçbir hakkı yok, hiçbir değeri yok. Ama ki çok merak ediyorum, huzurlu ekmek yiyebiliyorlar mı? Her ay ben çocuğumun ihtiyacını giderebileceğim mi? Çocuğumun istediğini alabileceğim mi? Alışverişimi yapabileceğim mi diye düşünüyorum. Merak ediyorum. Onlar hiç düşünmüşler mi? Biz onun verdiğiyle yetindik 9 senedir. 9 senedir onun verdiğiyle yetindik. Ama bir güne bir güne oh demedik yani. Bir mi? Ödeyebildiğimizi ödüyoruz, ödeyemediğimizi bir dakikaya bırakıyoruz. Bunun ne olduğunu anlasınlar. Ne olur kadınlar bize gelen maden. Aa, ama bir flaş haber oldu mu? 18 madenci ölü. Üç gün haberlerde yanıyor. Bir şey yok. Onun ailesiymiş, çoluğumuş, çocuğumuş. Ne yaparsa yapsın, ne yerse yersin. Kim bunun umurunda? Ben yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaşkanına, başbakana, milletvekillerine. Bu zavallı vatandaşları ekmeğine niye yapıyor? Şeyler kimi, bunlar da asussuz mu gelsin? Getirdi yabancı ülkeden doldurdu, onlara yediriyor. Bunlar burada nereye gidecekler? Hepsi gurbet uşağı gelmiş burada bir lokma ekmek bulmuş yiyor. Çoğu madenden korkuyor. Emniyet bizim çocuklarımız da çırpınıyor ki maden kapanmasın. Yetkili kardeşlerim, büyüklerim, gelin bu çocuğun ekmeğini, bu garibenlerin ekmeğini elinden almayın. Daha ne diyeyim oğlum? Benim de bir oğlum var, gelinim var, çocuğum var, torunum var. Bunlar ne yiyecekler? Aa, ben de öldüm, gelmişim 60 yaşına. Baban gelsin mi? İstiyor musun babanı buraya? Tabii istiyorum. Özledin mi babana? Pusula TV'de gün ortası programına konuk olan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaş, Kandilli'de devam eden işçi eylemiyle ilgili çözümün siyasilerde olduğunu söyledi. Alabaş'ın açıklamalarını izliyoruz. Tabii ciddi yatırım yapan şirketler de var bu bölgede, rödevanslı sahalarda. Evet. Kimse yapmış oldukları yatırımların zayi olmasını istemez. Yaptığı yatırımların karşılığını almak ister. O yaptığı yatırımların geri dönümünü kazanımlarını sağlamak ister. Dolayısıyla böyle bir beklentisi olan bir şirketin de kazanmadan üretmek de istemez. Bir orta yolun bulunması gerekir. Tabii bunu yaparken de yapacak olan da başta Enerji Bakanlığı ve siyasi karar verme mekanizmasındaki yöneticiler. Siyasetçilere ve kentin bakışına geleceğiz. Yani asıl programın başında da bu vurguyu yaptım özellikle. Şimdi sorun daha iyi nasıl anlarız, nasıl anlatabiliriz derdindeyim. Şimdi tekrar daha net anlatmak gerekirse. Hemen burada mevcut çalışma sahasının yanında 9 metrelik bir damar buldu. Aslında bu 9 metrelik damarın olduğu yer bunun ruhsat sahası içerisinde değil. Ruhsat sahası içerisinde yalnız... Şöyle, teknik arkadaşlar daha iyi anlayacaktır. Yer altının kömür sınırları faylarla belirlenmiştir. Evet. Bunu da siz sondaj verileriyle elde ediyorsunuz. Orada oradaki bir fayın arkasında gerek META'nın verilerinde, gerekse TTK'nın verilerinde o fayın arkasında kömür emaresi olduğu konusunda hiçbir bilgi yok. Ya da olmayacağını tahmin ediyor herkes. Bütün teknik uzmanlar bugüne kadarki elde edilen verilerde o fayın arkasında kömür olmayacağı yönünde. Ama onlar her ihtimale karşı yapmış oldukları sondajlarla, yani burada yeni bize ihaleye çıkarken 12 milyon ton burada muhtemel rezerv vardı diye ön bilgi olarak verilen bilgilere göre onlar ihaleye o şekilde girdiler. Ama kendilerinin yapmış olduğu sondajlarda 4 milyon ton o havzada ya da üniversiteye yapmış oldukları teknik incelemelerde 4 milyon ton rezerv olduğu bilgisini alınca mahkemeye verdiler. Yeniden uyarlanması konusunda.
şirket. Bu arada kendi hazırlık çalışmalarını yaptılar. Yeni bir damar, kimsenin öngörmediği, bilmediği de TTK'nın verilerinde de olmayan, META'nın da verilerinde olmayan 9 metre kalınlığında yaklaşık 4,5 milyon ton rezervi olan bir rezerv tespit ettiler ve bu rezervi de çalışmaya başladılar. TTK'da diyor ki kardeşim ben sana burayı vermedim, sen burada çalışamazsın. Yok, burası onların aldıkları rödevans sahası içerisinde. Evet. Yalnız bu yeni bulduğun rezerv süre uzatımı için geçerli bir sebep sayılamaz diyor. Bunu çözmesi gereken yer siyasi otorite ve Enerji Bakanlığı'dır. Maden işçisinin ölüsüne değil dirisine sahip çıkma adına en güzel örnek burada verilecek. Evet. Ereğli Kandilli Beldesi Özel HEMA Kömür İşletmesi'nde eylem yapan madencilere CHP Zonguldak İl Başkanı Harun Akın, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Ereğli Eski Belediye Başkanı Halil Pospayık, CHP Ereğli İlçe Başkanı Hayrettin Kartal ve CHP yöneticileri destek verdi. Ereğli Kandilli Beldesi Özel HEMA Kömür İşletmesi'nde eylem yapan madencilere destek veren Cumhuriyet Halk Partililer, İşletme Müdürü Zeki Arslan'dan yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Milletvekillerine bu çağrıyı yapıyorum. İktidar muhalefet hiç fark etmez. Hepimiz insanız. Burada ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor. Zeki Arslan, yaşadıkları asıl sorunun yeni buldukları 4 milyon tonluk kömür rezervini çıkartmalarına Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nun izin vermemesi olarak gösterdi. TTK'dan yeni kömür rezervinin çıkarılması için talepte bulunduklarında mevcut çalışan maden ocağını kapatma kararı vererek cevap verdiklerini dile getirdi. Arslan, Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin incelemesi sonrasında üretime devam edebildiklerini söyledi. Burada daha farklı çalışılması gerekiyor diye dilekçeye de başvurdu. Ama arkasından bize durdurma gibi bir garip bir reaksiyonla karşılık verdiler. Arkasından işte Çalışma Bakanlığı müfettişleri geldi, hiç ciddiye almadı. Yani böyle bir şey olamaz. Yani Zonguldak Türkiye'de madenciliğin duayeni deniyor. Maden yasası çıkıyor. Zonguldak haberi bile yok. Yani Zonguldak olay hiç hesaba katılmıyor. Böyle bir şey olabilir. CHP Zonguldak İl Başkanı Harun Akın ve beraberindeki heyet işletme müdürüyle yaptıkları görüşmenin ardından ocak başındaki madencilerle bir araya geldi. Son zamanlarda ortaya çıkan madenlerdeki facialar İnanın bizi akşamları haberleri dinlemekten korkar hale getirdi. Siz çok dikkat edin kendinize. Sizin emniyetiniz, sizin canınız bizim için esas. Dün genel müdürle de görüştüm. Burada yeni bir rezerv bulunmuş ve bu rezerv karşılığı bir takım yazışmalar var. Anlaşılmaz şekilde uzlaşılamayan bir nokta var. Oysa ki firma... Ben kömür çıkartacağım diyor. Onu söyledi biraz evvel işletme müdürü. Siz de kömürü çıkartmak istiyorsunuz. Öyle değil mi? Bu kadar riskli bir işi yapmak istiyorsunuz. Kışın ortası. Şu anda aşağıda da işten çıkarmalara itiraz eden, direniş yapan arkadaşlarımız var. Öyle söylüyorlar. Öyle evet, 300 arkadaş. Doğru, gönül var. Siz de şimdi oraya iniyorsunuz. Ne olur dikkat edin kendinize. Sizin bu haklı... Ekmekle olan mücadelenizi siz illaki grizo patlamasıyla öldükten sonra mı birileri buraya gelecek? Evet. Siz yaşarken bunu görmek sizin en doğal hakkınız değil mi? Onun için geldik. Yani illaki aşağıda bir yangın mı olması lazım? İllaki grizo mu patlaması lazım? Şimdi geldiğimiz noktada 800 kişi çalışıyor burada. 800 kişi ekmeğinle baş başa. Acaba ekmeğim ne olacak? Atılacağım mı, atılmayacağım mı? Eşleriniz, anneleriniz kapıda bekliyor. Sadece Soma'da, Ermenek'te, Grizo sonucu, yangın sonucu, ocak başında ölü sayıcı bir Enerji Bakanı istemiyorum ben. CHP heyeti HEMA Kömür İşletmesi yetkilileri ve maden işçileri görüştüğü sırada posta aracı ocak sahasına gelerek işçilere tebligatlarını teslim etti. Allah'a emanet olun. Türkiye Taş Kömürü Kurumu HEMA yöneticilerinin işçi eylemleriyle ilgili kendilerini hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Açıklamada kurumumuzla bir ilgisi bulunmamakta olup tamamıyla firmanın kendi seçimidir denildi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu TTK ile HEMA arasında devam eden sorun ve işçi eylemiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. TTK İdari ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Nida Şentürk imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi.
Alacaağzı ve Kandilli 300 kota üzeri sahalarda faaliyet gösteren Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ'nin ocaklarının kurumumuz ilgili birimi tarafından yapılan proje denetimi sırasında bir dizi aksaklık görülmüş, bu aksaklıkların iş güvenliği ile ilgili olumsuz sonuçları olabileceği kaygısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından gerekli denetleme yapılıncaya kadar İş güvenliği açısından sorun yaşandığı belirlenen 17A panosunda üretimin derhal durdurulması istenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından gerekli çalışmalar 17-20 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiş, yapılan denetlemeye ilişkin tutanakların ve raporların kurumumuza intikalini takiben firmanın 17A panosundaki üretim çalışmalarına 10 Temmuz 2014 tarihinden itibaren izin verilmiştir. Firma çalışmalarına izin verilmesini takiben üretim çalışmalarına başlayacağına, 17A panosundaki üretim çalışmalarını sonlandırarak önce bu panoda daha sonra tüm ocakta söküm çalışmalarını başlatmış ve sürdürmüştür. İşletmeci firma önce sözleşme süresinin yapılandırılması ve 48 ay ek hazırlık süre verilmesi talebiyle mahkemeye dava açmış, daha sonra ise sözleşmenin feshedilmesi için ikinci bir dava açmıştır. Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ'nin Alacaağzı ve Kandilli 300 kota üzeri sahalarındaki faaliyetlerini durdurmasının kurumumuzla bir ilgisi bulunmamakta olup tamamıyla firmanın kendi seçimidir. HEMA İşletme Müdürü Zeki Arslan, Kandilli'de devam eden eylemle ilgili Pusula'dan İknur Yılmaz'a yaptığı açıklamada çarpıcı iddialarda bulundu. Zeki Bey, iyi günler. İyi günler, buyurun. Efendim, işçilerin eylemleri devam ediyor. Süreçle ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? İşçimiz 3 vardiya yeraltı işçisi olarak şu anda -300 kotunda ve +35 kotunda bekliyor. Henüz daha bir sonuç alınamadı, devam ediyor. Peki bu süreçle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Asıl sorun nereden kaynaklandı? 6 aydır devam eden bir sorun var ortada. Evet. Bizim sorunumuz bildiğiniz gibi 2005 yılında TTK'nın terk ettiği rezerv yokluğu nedeniyle verimli olmadığı gerekçesiyle terk ettiği Alacaağzı işletmesini HEMA'nın almasından bir süre sonra başladı. Evet. Küçük olarak alınan bu ocaklar önemli yatırımlar yapılarak yeniden işletmeye kazandırıldı. Ancak başlangıçta öngörülen, ihale aşamasında öngörülen rezervlerin büyük bölümünün olmadığı görüldü. Evet. Yani biz yıllarca rezerv sıkıntısı içinde geçirdik. Taahhüt ettiğimiz kömürleri veremedik. Evet. Ve iki tane ana katı vardı. -100 ve -300. Evet. Önce -100 katına büyük yatırım yaptık. Sonra orada rezerv olmadığı için -300 katına inmek zorunda kaldık. Yani hem maliyetimiz katlandı hem de sürekli bir zarar etme süreci içinde olduk bu dönemde. Ancak evet. son dönemde biz daha önce öngörülmeyen bir rezerve karşılaştık. Evet. Bu 9 metre kalınlıkta olan ilk sondaj verilerine göre ve orada daha önce olduğu bilinmeyen bir kömür varlığıydı. İşletmemizin geleceği açılmıştı. Evet. Biz de buna bağlı olarak TTK'dan, ruhsat sahibi olan TTK'dan bir hazırlık dönemi talep ettik. Ancak TTK buna olumlu yanıt vermek yerine incelemeden, araştırmadan bize hatta teknik mühendis, maden mühendisi olmayan bir takım denetimlere dayalı, yanlış bilgilere dayalı bir durdurma kararıyla karşılık verdi. Evet. Ancak daha sonra müfettişler, Çalışma Bakanlığı müfettişleri geldiler ve bu durdurma kararının geçersizliğini ortaya koydular. Evet. Fakat bu durdurma kararı bizim sürecimizin başlamasına neden oldu. Yani kapanma sürecinin başlamasına neden oldu. Çünkü işverenimiz bundan çekindi. Tam bu sırada bildiğiniz gibi Soma faciası yaşanmıştı. Evet. Soma faciası artık Türkiye'de madenciliği pek çok alanda değiştirdi. Madenlere yatırım yapan işverenleri ciddi biçimde korkuttu. Evet. Bizim işverenimiz bu süreçten sonra TTK'dan özellikle bu ocağı daha modern bir hale getirmek, işte bu Soma'dan ve diğer ocaklardan alınan derslerin ışığında gelişmiş sürelerini kısaltmak, yeni galeriler açmak için bu hazırlık talebinde ısrar etti. Fakat TTK yönetimi kesinlikle bunu bir mühendis olarak bile tartışmaya yaklaşmadı. Nedeni nedir peki bunun, TTK'nın bu tartışmaya yaklaşmamasının sebebi?
Şimdi efendim bunun nedeni sözde biz yaptığımız sözleşme uygun değil. Biz size daha önce süre verdik gibi. Yani kesinlikle gerçekçi olmayan yaklaşımlar öne sürdü. Bunun altında yatan şu. Yani bugün TTK yönetimindeki sayın yönetmenin tavrı, biz hiçbir konuda inisiyatif koymayalım, hiçbir şey yapmayalım, her şey mahkeme kararıyla bize gelsin veya yukarıdan bir yerden birileri emretsin, böyle bir yaklaşımları var. Asla inisiyatif almak istemiyorlar. Anladım. Yani bizi bir mühendis olarak, onlar da bir mühendis, bir mühendis olarak bile konuyu tartışmaktan kaçındılar. 800 çalışanınız var ve bunlar işsiz kalmakla karşı karşıyalar. Dün de 60 işçiye yine işten çıkarılacağını tek tek isimlerini duyurdunuz. Ne olacak? Evet. İşçiler de şu anda çok mağdur durumdalar. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Evet. Şu anda işçilerimiz elbette ki mağdur. Yani bu işletme bu bölgenin bir can damarı. Evet. Ve aynı zamanda Türkiye'de kuyu madenciliği yapan tek özel sektör işletmesi bu. Ya Zonguldak'ın en önemli özel sektör işletmesi bu. Ama bunun göz göre göre yok olmasına bakın TTK neden oluyor. Ben size şunu soruyorum. Bakın siz medya olarak şunu sormanız lazım TTK Genel Müdürü'ne. Bakın Türkiye'de bir sürü iş kazaları, madenlerde kazalar oluyor. Türkiye neyi tartışıyor? Bu ocakların daha modernize olmasını tartışmıyor mu? Evet. Ermenek'te gördük, başka yerlerde gördük. Zonguldak'taki ocakları görüyoruz. Daha modern olmasını tartışmıyor mu? Evet. Bizim işverenimiz de diyor ki ben bu işletmeyi daha modern yapacağım. Bu galeriler 1950'li yıllardan kalmış. Bunlar yeterince güvenli değil. Ben yeni kuyu açacağım diyor, desandere açacağım diyor. Yani en iyi standartlarla bir işletme yaratacağım diyor. Peki TTK bunu neden karşı çıkabilir? Bunun akılla mantıkla bağlaşan bir tarafı var mı sizce? Evet. Bunu sormanız gerekmez mi? Siz işin içerisindesiniz ve süreci en iyi bilenlerden birisiniz. Bu sorunu çözecek olan sizce kimdir? Yani ya siyasiler midir ya da Ankara mıdır? Bakın bu sorunu çözecek olan, evet eğer TTK yönetimi inisiyatif koymaktan kaçınıyorsa onun üst bakanlar, örneğin Enerji Bakanlığı'dır. Bu olaya sahip çıkması gereken Zonguldak milletvekilleridir. Bakın son olayının bedelini Zonguldak ödedi. Nerede bizim milletvekillerimiz? Ne yaptılar? Siyasetçilerin muhalefet iktidar ne yapıyorlar? Yani madenlerin haberleri var mı acaba? Ne yaşandığı haberi var mı? Bakın torba yasası çıktı. 6 saat gibi akla ziyan, saçma sapan bir uygulama çıktı. Hiç kimsenin sesi çıkmadı. Yani 6 saat denen bir olay uygulamanın olanakları yok. Sendikalarımız bile itiraz etti. Bir ocağa ertelendi. Onun bile yetişmeyeceği anlaşıldı. Bakanımız defalarca torba yasadaki bu aşırı maliyet artışını üstleneceğiz diye açıklamalar yaptı. Siz de duydunuz. Öyle değil mi? Evet. Peki ne oldu sonradan? Ne oldu? Neden bunlar yapılmadı? Maden ocakları kapatılmaya terk edildi ve kaçak kömürcülük patlatıldı. Bakın, Zonguldak'ta her gün... 19 yaşındaki Miraç Kefeli'nin kullandığı bonzai nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından Kozlu'da operasyon yapan polis bazı şahısları gözaltına aldı. 19 yaşındaki Miraç Kefeli'nin kullandığı bonzai nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından aileler endişeli. Daha önce bonzai konusunda çalışmalar yapan Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü başarılı bir operasyona daha imza attı. Kozlu Askeri Tepe mevkiinde ele geçirilen bonzai dolu kavanozun failleri yakalandı. Uyuşturucunun izini süren emniyet güçleri kısa sürede düzenledikleri operasyonlarla failleri ele geçirdiler. Konuyla ilgili detaylı açıklama yapılmadı. Atilla Öksüz ile gün ortası programında gündem bonzai'den yaşanan ölümler oldu. Programa tesadüfen konuk olan iki lise öğrencisinin bonzai'den ölen Miraç Kefeli için söyledikleri dikkat çekti. Programa Alkol ve Uyuşturucu Madde ile Mücadele Derneği Başkanı Necdet Özkan, gazeteciler Adnan Küçükvar ve Osman Sav'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaş katıldı. Emniyet şu son zamana kadar hele son 3 senedir çok iyi başarılı işler yapıyor. Ama şu var, emniyetin yaptığı başarılı olay, bu iş demek ki bulaştı ki ondan sonra başarılıya gidiyor. Evet. Önemli olan bizim dediğimiz bu işe çocukların hiç bulaşmadan, ulaşmadan çözmek. Ailelerin bilhassa çocuklarıyla ilgilerini arttırmaları, onların hem arkadaşları hem anne babaları her konuda onların eksikliğini hissettiği şeyleri tamamlamaları gerekiyor. Burada görmüştüm, 2-3 tane gördüm. Çocuklar böyle bonzai böyle alıyorlar, saklıyorlar, parayla satıyorlar. Çocuklar alırken gördük ama biz. Bonzai esrar türü, sentetik bir uyuşturucu.
beyin ve sinir sistemine müdahale edip çökerten bir uyuşturucu. Musibet bir uyuşturucu bonzai. Zonguldak ve havalesinde esrar gibi, Bali gibi uyuşturucuların kullanıldığını biliyoruz. Ancak son zamanlarda bu sentetik türü uyuşturuculardan bonzai'nin de yaygınlaştığını biliyoruz. Bence kullanılmamalı yani. Gereksiz bir şey yani. Ama kullanılıyor. Birileri de bunu satıyorlar ve insanlar işte az önce Adnan Bey de bahsettiği özellikle ruhsal ve duygusal ve arkadaş çevresine ilişkiler içerisinde bir şekilde buluşan arkadaşlarımız. Şey yüzünden zaten arkadaş çevresinden. Ben mesela sigara kullanıyorum. Ya bunların hepsi arkadaş çevresinden, ne bileyim. Sen bir ortama giriyorsun. Adam kullanıyor diyelim. Sen de mecbur kullanıyorsun. Programa katılan öğrencilerden ikisinin bonzai'den yaşamını yitiren MK'yı tanıdıklarını belirterek bizi uyardı, kendisini kurtaramadı şeklindeki sözlere dikkat çekti. Ya duyuyorduk ama yani görünüşte çok iyi bir çocuktu, öyle diyeyim. Hani bu tür ayaklarda biri olacağını tahmin etmezsiniz ama etraftan hani herkes kullandığını söylüyorlardı. Bu kadar konuşuluyordu yani. Bu bir... Evet. Senin duyduğuna göre demek ki evet. Peki... Yani var mı başka etrafınızda örnek mesela bu anlamda tedbir alınması gerektiğini düşündüğünüz, uyarılması gerektiğini düşündüğünüz ya da en azından kurban gitmemesi için devreye girilmemiz gereken kişiler var mı? Arkadaşlarınız var mı başka? Ya ben belki tanımıyorum da hani o tür çevreyi hani tanıyanlar, Miras'ın zaten arkadaşları hani o tür çevreyi bilirler. Hani onlar zaten hepsini tanıyordur. Öyle diyeyim ben size. Peki sizin böyle deneyimleriniz oldu mu? Ya da böyle bulaşma eğilimi demeyeyim ama belki ne bileyim teklif eden oldu mu etrafınızda? Bu anlamda böyle çok bonzai'ye çok yaklaştığınız ortamlar oldu mu? Yok, biz zaten İmam Hatip'te okuyoruz. Hani böyle şeylere de karşıyız zaten. Hani bu tür maddeler insanın hani bilincini kaybettiriyor. Senin kötü yola düşmeni sağlıyor. Hani biz kendimizi neden şaklaman yapalım ki? Hani milletin yani diline düşünmeye gerek yok abi. Evet. Sen alırdın diyorsun. İmam Hatip'te okuyorum. Yani şahsen çok büyük bir yanlış. Hani yazık oldu. Ben şahsen üzüldüm yani. Cenazesine de gidecektim de gidemedim. Sen tanıyor musun yakından? Ya sitede oturuyorum. Hani bir iki kere görmüşlüğüm vardır öyle. Hani görünce selam veririm. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan diye. Öyle çok muhatabımız olmaz ama hani severdi yani. Ne bileyim, delikanlı insandı. Hani ben şahsen hani bizim okulda da okudu. Yani 8 yıl aynı okulda okuduk. Gerçi daha doğrusu benden bir yaş büyüktü. 7 yıl okuduk. Hani iyiydi yani. Severdi, korurdu, kollardı bizi. Hani bize derdi yapmayın etmeyin. Hani işte ne bileyim. İşte uzak durun böyle şeylerden filan derdi. Sizi uyarırdı. Tabii. Yani şahsen hani şey yapmazdı hani. İşte duymuşsunuzdur işte ben işte kötü yollara düştüm işte sizi yapmayın etmeyin. Hani şahsen bana derdi yani hani yapmayın etmeyin uzak dur filan derdi ama. Hani kendisi kurtaramadı kendini herhalde. Bilmiyorum, bir sıkıntı oldu. Hani biz de zamanında uyarmıştık. Demiştik hani kardeşim yapma etme filan diye. Yargıda operasyonlar devam ediyor. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Burhan Gelgör Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına atandı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi 62'si Yargıtay'da görevli olmak üzere toplam 66 hakim ve savcının görev yerini değiştirerek çeşitli illere tayin yaptı. Ataması yapılanlar arasında 5 Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı da bulunuyor. Görev yeri değiştirilen isimlerin gönderildiği illerden biri de Zonguldak oldu. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Burhan Gelgör, Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına atandı. Eğitim Sen ve Aktif Sen Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müdürleri ataması için yaptığı mülakatlarda hukuksuzluk yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Eğitim Sen ve Aktif Sen müdür atamalarında haksızlık ve usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Yapılan mülakatlarda yandaş olmayan öğretmenlerin puanlarının sıfırlandığını iddia eden Eğitim Sen Şube Başkanı Orhan Yılmaz, Vali Ali Kaba'nın soruşturma açılması için izin vermesini istedi. İlimizde 21 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla Komedya'nın bir perdesi tamamlanmıştı. Onlar kendilerine verilen listede yazılı olanları koltuk sahibi yapmak üzere kendilerinden olmayanlara düşük puan vererek müdürlük görevlerini üzerlerinden aldıklarında her şeyin bittiğini, bizleri de kendileri gibi biat edeceğimizi zannetmişlerdi. Hatırlarsınız o günlerde biat etmedik, etmeyeceğiz, nereye gönderirseniz gönderin gideceğiz ve bir gün döneceğiz, hesabını da soracağız demiştik. Görevlerinden düşük puan verilerek alınan okul müdürlerinin idare mahkemesine açmış oldukları davalarda talep ettikleri yürütmeyi durdurma istemleri mahkemece haklı bulunmuş, bölge idare mahkemesine yapmış oldukları itirazlar da reddedilmiştir. Yani hukuk bizlerin haklı olduğunu tescil etmiştir. Ancak
Yandaş sendika ve işbirlikçi yöneticilerle gerçekleşen bu süreçte hukuk tanımamazlık o derece azgınlaşmış ki yönetmelikte düşük puan alanlar yerlerine usulüne uygun olarak atama yapılıncaya kadar görevlerinde kalırlar hükmü hiçe sayılarak görevlerimizden ivedilikle ayrılmamız istenmiştir. Aktif Sen Şube Başkanı Yıldıray Uysal da usulsüzlükler nedeniyle atamaların iptal edilerek yeniden mülakat yapılması gerektiğini vurguladı. Komisyonu bilerek yanlış kurdular ve Vali Bey'i yanılttılar. Vali Bey ilk ziyaretimizde komisyonun bakanlık görüşüyle kurulduğunu bize söyledi. Milli Eğitim Müdürünü ziyaret ettik. Ertesi gün öğrendiğimizde bakanlık görüşü falan ortada yoktu. Dün Vali Bey'e bir ziyaret daha yaptık. Bu ziyarette Vali Bey'e konu hakkında bilgi verdik. Vali Bey gerçekten çok şaşırdı. Bundan sonra Vali Bey'in bu yanıltılmışlığıyla ilgili gerekeni yapmasını kendisinden bekliyoruz. Ve ben de Aktif Eğitimciler Sendikası ve bireysel hakkım olarak konuyla ilgili ben de biliyorsunuz müdürlük mülakatına girdim. Mağdurlardan biriyim. Konuyla ilgili suç duyurusu vermeye çıkıyorum. Teşekkür ederim. AK Parti Merkez İlçe Kongresi cumartesi, Devrek Kongresi ise pazar günü gerçekleştirilecek. Merkez İlçe Başkanlığı için Metin Karaduman, Devrek İlçe Başkanlığı için Serdar Kelebek tek aday. AK Parti'de kongre süreci devam ediyor. Tartışmalı geçen Çay Cuma ve Kilimli kongrelerin ardından gözler bu defa Zonguldak Merkez İlçe ve Devrek İlçe kongrelerinde. Metin Karaduman daha önce yaptığı açıklamada yeniden aday olmayacağını duyurmuş ancak genel merkez önerilen 4 isimden hiçbirini tercih etmediği için Karaduman'dan devam etmesini istemişti. İl başkanlığı için adaylık hesapları yapan Karaduman da bunun üzerine yeniden merkez ilçe başkan adayı oldu. Kongre ile ilgili pusulanın sorularını yanıtlayan Karaduman yeni oluşma hakkında bilgiler verdi. 20 Aralık 2014 Cumartesi günü merkez ilçe başkanlığı olarak kongremizi icra edeceğiz. Tabii bu süreçleri arkadaşlarımızla birlikte takip ettik. İnşallah bu tazelenme, yenilenme döneminde yeni oluşturacağımız yönetimle birlikte hem Zonguldak'ımız hem bölgemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Tabii yeni yönetimde değişiklik yapacağımız arkadaşlar var. Bu arkadaşlarımızı genel merkezimizin bize tebliğ ettiği kriterlere göre bir yenileme olacak. Bu yenilenmeden sonra hemen akabinde 2015 genel seçimleri için hemen hazırlığımızı sürdürdüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni bir sayfa açmış olacağız. Bu 5. olağan kongremiz hem Zonguldak'ımıza hem partimize hem ülkemize inşallah hayırlı olur. Ondan sonra Devrek İlçe Kongresi'nden sonra tüm ilçelerde kongreler tamamlanmış olacak. Ve daha sonrasında il kongresine geçilecek. Biz de Merkez İlçe Başkanlığı olarak çok merkez ilçe yönetimimizdeki yapıyı bozmadan bu bayrak yarışında yeni arkadaşlarımızı aramıza katarak hemen teşkilat çalışmalarımızı akabinde sürdürmüş olacağız. Zonguldak'ın sıkıntı ve problemlerini biliyoruz, vakıfız. Milletvekillerimizle teşkilatımızın bu yeni oluşacak yönetimiyle bu sıkıntıları ve problemleri çözmede inşallah bizler de köprü vazifesi görerek bu teşkilatçılığımızı ve AK Parti iktidarının yaptığı hizmetleri Zonguldak'a kazandırmak için mücadelemizi vereceğiz. Pazar günü gerçekleştirilecek Devrek İlçe Başkanlığı için Serdar Kelebek tek aday. Diğer yandan genel merkezin tek adayla gitmek istemesine karşın aday olarak seçimi kazanan Çay Cuma İlçe Başkanı Adil Düzlü ile Kilimli İlçe Başkanı İsmail Ofluoğlu hakkındaki karar merak ediliyor. Genel merkez Düzlü ve Ofluoğlu'nun istifasını istemiş ancak her iki isim de buna sıcak bakmamıştı. Genel merkezin Düzlü ve Ofluoğlu'nu görevden almasına kesin gözüyle bakılıyor. Sevgili seyirciler, pazar günü Devrek'te yapılacak kongreye Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katılacak. Evet, sıradaki haberimize geçiyoruz. Karadeniz Ereğli'de evde tek başına yaşayan yaşlı kadın yataktan düşerek yaralanınca yardımına itfaiye ekipleri koştu. Olay Karadeniz Ereğli'de Süleymanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek başına yaşadığı evde yatağından düşerek yaralanan Müberra Teregül çığlık atmaya başlayınca komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri eve gelerek kilitli olan kapının emniyet kilidini kırarak içeri girdiler.
112 acil sağlık görevlileri tarafından evdelik müdahalesi yapılan yaşlı kadın sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Bakıcısının evde olmadığı sırada yataktan düşmesi sonucu yaralanan yaşlı kadın ambulans ile Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yan tarafa ver. Tamam baban sen sakin ol. Aldılar. Sen sakin ol. Tamam. Devlete geçiyor. Aynen. Dur. Emir Kemal Sapsu bir al. Açık. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Neşet Ertaş türkülerinden oluşan konser düzenlendi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Neşet Ertaş'ın fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterisinin gece boyunca yapıldığı Türkü Gecesi'nde Türk Halk Müziği sanatçıları Hüseyin Tekin ve Erkut Özkan konser verdi. Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kitap okumaya davet ettiği vatandaşlar ya okuma yazma bilmediklerini ya da zamanları olmadığını belirterek bir türlü ikna olmadılar. Karadeniz Ereğli ilçesinde Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri Emrah Özsoy, Abdülmanet Eren, Tuğba İnali, Büşra Aydın ve Hüda Tantaoğlu isimli öğrenciler okuyan adam sloganı ile topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında sahil bandında kitap okuma etkinliği düzenledi. Fakülte öğrencilerinin projesine Karadeniz Ereğli Belediyesi ile üniversiteli yaklaşık 100 öğrenci kitap okuyarak destek verdi. Üniversite öğrencileri sahilde gezen vatandaşları da kitap okumaları için yoğun çaba harcadı ancak başarılı olamadı. Kendilerine bir sayfada olsun kitap okumaları teklif edilen vatandaşlar, cahil olduklarını ya da zamanları olmadığını söyleyerek kitap okumaya ikna olmadılar. Şöyle bir sayfa olsun okuyayım, böyle bir kelime. Bir fotoğraf. Tamam, sağ olun. Şöyle alsa bir sayfa okuyorsun, direkt ister misin projenin destek amaçlı? Ben okuyorum. Şöyle projenin destek amaçlı. Tamam, sağ olun. Projemize katılmak ister misiniz? Bir sayfa kitap, bir sayfa okumak ister misiniz? Üniversiteliler yaklaşık bir saat boyunca ayakta kitap okuduktan sonra birlikte fotoğraf çektirip etkinliği sona erdirdi. Projemizin amacı toplumda kitap okuma farkındalığı kazandırmak. Kitap okumanın faydalarını, işte kitap okumanın hemen her yerde yapılabileceğini göstermek. Esas amacımız bu. Sonra halkımıza, Ereğli halkına, gerek öğrencilere, Bülent Ecevit öğrencilerine örnek olmak. Etkinliğe maalesef sabahtan birkaç kişiyle daha iletişime geçtik. Siyasi bir eylem olarak algılıyorlar bunu başta. Biz açıklamaya çalışsak da maalesef siyasi bir eylem olarak algılıyor ama elimizden geldiğince kitap okumanın işte önemini, kitap okuma için yaptığımız etkinliği anlatmaya çalıştık. Halkımız pek duyarlı değil bu konuda. Bu etkinlikle işte kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalıştık. Farkındalığını uyandırmaya çalıştık. Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri bugün anlamlı bir çevre eylemine imza atarak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Zonguldak Valiliği önündeki İsmet İnönü Parkı'na gelen Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri duyarlılık yaratmak amacıyla ellerine çöp poşetlerini aldı ve çalışmaya başladı. Çalışıyor mu? Çevreci arkadaşlar ne güzel, mıntıka temizliği gibi güzel bir temizlik yapıyorlar.
Bundan belediyenin haberi bile yok. Belli ki bunlar belediyenin temizliğe yetişmeyeceğini anladığı için kendi imkanları dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çok güzel bir şey. Temizlik en güzeli. Bir de kendilerince yaptıkları için daha iyi bir şey. Herkes duyarlı olsa bu konuda çok güzel olur. Hem bizim için hem çocuklarımız için her şey için çok iyi olur. Yere çöp atanlara soracaksın onu. Ceza verilmezse böyle olur bu işte. Yere çöp atandan 75 lira ceza alacaksın. Takacağız. Temizlik görevlilerine güvenerek kimsenin çevreyi kirletme lüksü olmadığına dikkat çeken öğrenciler bu duyarlılığın ve alışkanlığın geliştirilmesini istedi. Biz Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri olaraktan halkı bilinçlendirmek amacıyla çevre temizliğine duyarlılığı arttırmak, çevredeki farklı alışkanlıklar, sigaralar olsun, çerçöp olsun bunları yere atılmaması gerektiğini ima etmek için bugün burada arkadaşlarımızla birlikte temsili bir temizlik yapıyoruz. Amacımız bu işlerin sadece temizlik işlerine, müdürlüğüne değil veya herhangi birine değil veya bana ne ile devam etmeyeceğini göstermek için şu an buradayız. Buradan sonra bizden geçti, gelecek nesiller yapar mantığıyla değil, gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakma amacıyla bunları ima ediyoruz. Böylelikle halkımızı bilinçlendirip afişler, billboardlar, el ilanları yaparak da tüm etrafa dağıtarak birçok kişiyi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Atatürkçe Düşünce Derneği Zonguldak Şube'nin düzenleyeceği karşı devrim sürecinde Kubilay olayı konulu konferans 23 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek. Atatürkçe Düşünce Derneği Zonguldak Şube Başkanı Tayfun Özdemir konferans hakkında bilgi vererek vatandaşları davet etti. Özdemir konferansa konuşmacı olarak Doktor Mehmet Perinçek'in katılacağını söyledi. Ülkemizin yaşadığı bu süreçte karşı devrimle mücadele her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır. Cumhuriyetten, bağımsızlıktan, Atatürk devrimlerinden, aklın ve bilimin egemen olduğu çağdaş demokratik sistemden yana olanların omuz omuza birlikte olma zamanıdır. Bu anlamda Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak Şubesi olarak 23 Aralık 2014 Salı günü saat 17.30'da belediye nikah salonunda Kubilay ve arkadaşlarının katledildiği gündemle bir konferans düzenledik. Konferansımızın adı Karşı Devrim Sürecinde Kubilay Olayı. Doktor Mehmet Perinçek konuşmacı olarak katılacak İstanbul Üniversitesi'nden. Bütün üyelerimizi ve Zonguldaklıları 23 Aralık 2014 günü saat 17.30'da Karşı Devrim Sürecinde Kubilay Olayı adlı konferansa bekliyoruz. Zonguldak'ta yaşayan 3 çocuk babası Kadir Yanaz, retina yırtığı sonucu görme yetisini kaybetti. Kalbinde delik bulunan 2 çocuğunun tedavisi için yaşam mücadelesi veren baba Yanaz destek bekliyor. 12 yıl önce Ankara'da bir inşaat firmasında çalışan Kadir Yanaz'ın gözünde retina yırtılması oldu. Yanaz tüm mücadelelere rağmen görme yetisini tamamen kaybetti. Malulen emekliliğine ayrılan Yanaz, geçim sıkıntısı yaşayınca eşi Özlem Yanaz ve 3 çocuğunu da alarak Devrek ilçesine bağlı Çorak köyünde bulunan baba ocağına yerleşti. Ailesinden kalan evde yaşama mücadelesi veren Kadir Yanaz'ın imdadına yakınları yetişti. Akrabalar aileye yeni bir ev yaparak destek oldu. Sağ olsunlar, duyarlı akrabalarımız var. Yaşadığımız sıkıntılar genelde maddi sıkıntılar. Sürekli Ankara'ya gidip geliyoruz. Hacettepe'de kontrollerimizi yaptırıyoruz. Ben çocuklarım için inanır mısınız kendi sorunumu unuttum. Sırf çocuklarım gitsin gelsin onların tedavileri olsun diye. Çocuklarımda kalp hastası var. Doğuştan kalp hastası bunlar. Oğlumun şu an 12 yaşında. 6 yaşında fark ettik. Okula gelen sağlık görevlileri tarafından fark edildi. Ameliyat ettirdik. Sürekli kontrollere gidip geliyoruz. Ya görme engelim sonradan oluştu. Bu işten çıktıktan sonra maddi sorunlar çıktı piyasaya. Retina yırtılması oluştu. Sürekli Ankara git gel git gel. Yaklaşık 15 kez ameliyat oldum. Her ameliyatta da görüş düştü biraz. En sonunda tamamen kapandı. 3 yıldır kontrollerime de gitmiyorum. Daha doğrusu gidemiyoruz. Eşim 12 yıldır görme özürlü. 2 tane çocuğum kalp hastası. Eşimin
Hiçbir yani dışarıda kendi ihtiyacını görecek hali vakti yok. Hep birisi yanında olması gerekiyor. Hep bizlerin yardımıyla. Yeri geliyor yani onu, o üzüldükçe biz de üzülüyoruz. Çocuklarımızın tedavisi için uğraşıyoruz. Bir tane büyük kızım da üniversitede okuyor. Şimdiye kadar bayağı bir sıkıntı yaşadık. Yani yurt çıkmadı. Hep özel yurtlarda kaldı. O ayrı bir masraf. Yani halen daha şimdi şu an 23'ünde kızımın kontrolü var. Onu doktora götürmek zorundayım. Bu çocukların rahatsızlığından dolayı da 3 yıldır da eşimi kontrole götüremiyorum. Çünkü bayağı bir masraf, Ankara'ya gidip gelmek, 2 tane çocuğu getirip götürmek. Eşimin retina hastası. Artı göz korneye nakli olmuştu. Onun gözünde de halen daha aslında gitmemiz gerekiyordu. Dikişleri alınması gerekiyordu. Birkaç tanesi dikişlerin alındı ama diğerlerini aldıramadık. Çünkü çocukların rahatsızlığından dolayı onları götüremedik. Eşimi götüremedik. Ana haber bültenimizin sonuna geldik sevgili seyirciler. Bizler yarın yine aynı saatte en doğru, en tarafsız haberlerle birlikte Zonguldak'ın nabzını tutmak için burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Mutlu akşamlar. Bu güce güvenin. Emko Kombi, Emko Panel radyatör. Doğa dostu Emko ısıtma sistemleri. Emko, güven veren sıcaklık. İktidara geldiğimizde maden ocaklarını mutlaka kapatacağız. Ne diyor bu ya? Maden ocaklarında bundan sonra kömür yerine bu elimde görmüş olduğunuz mantarlardan yetiştireceğiz. Sen ilk önce kendini yetiştir mantar. Allah! Yine zundarsın. Şimdi görürsün sen. Zon dersen ayağınızı yerden keser. Banyo ne tarafta? Banyo bu tarafta. Etkisiyle yaratırız sanatta yerimi sedir. Banyo ne tarafta? Gerçek banyo bu tarafta. Evet, banyo bu tarafta. Hem lezzetli hem sağlıklı. Yoğurt, ayran, tereyağı. Kimden? Çay, cuma, süt. Tadı hiç gitmez damağımdan. Şöyle dilimden bir ofçe. Güne başla yurt bayla. Masal gibi bir hayata. Yurt bayla, yurt bayla. Yurt Bay Seramik. Doğadan sanata, mutlulukla.